Merhaba, gebelik elde edebilmek için hangi cinsel pozisyonlar şansı artırıyor diye düşündüğümüzde önce şu fizyolojik bilgiyi aklımıza getirmek lazım. Ne olacak? Bir defa yumurta yumurtalıktan çatlayıp karın içerisinde düşecek. Tüpler onu elektrik süpürgesi gibi emerek ucunda bir yere alacak. İşte bu sırada erkek tohum hücresinin tüpe ulaşması lazım. Bunun için de vajinanın bir rezervuar görevi görüp spermi önce korumalı, daha sonra da rahim ağzına iletmeli. Ondan sonra da zaten erkek tohum hücresi rahim içi ve tüpe giderek gebeliği sağlıyor. Dolayısıyla bu durumda düşüneceğimiz cinsel pozisyonlar çoğunlukla erkeğin üstte olduğu, kadının altta olduğu hangi pozisyonsa burada şans artıyor. Diğer yandan erkek ve kadının yan yana olduğu pozisyonlarda da gebelik şansı artıyor. Hatta altta durmakta olan kadının popo altına bir yastık koyduğunda vajinadaki meninin dışarıya akması engellenerek şans gittikçe artırılır. Bir başka soru burada eklemek gerekiyor ki cinsel ilişki sonrası hemen ayağa kalkmalı mı? Öyle kalkınca da meni dışarı akar. Bu durumda önereceğimiz kadının 15-20 dakika aynı pozisyonda yatakta kalması böylece yeterli miktarda erkek tohum hücresinin rahim ağzına ve dolayısıyla da tüpe ulaşmasına yardımcı olmasıdır. İlave olarak şansı artırıcı faktörler vajinal duş almamalı, vajinanın yıkanmaması gerekiyor. Kaygınlaştırıcı almamalı ve erkeğin de 2 günde bir cinsel ilişki şeklinde planlanması lazım. Peki gebelik olmadığında üzülecek miyiz? Hayır, çünkü bir yumurtlama günü dahi birlikte olunsa şans %20-25'tir. Olmadı, sonraki aya bakacağız.